Bugün gerçek olan en korkunç koordinatlara gidiyorum. Tabii ki bu gittiğim yerlerin sırlarını video boyunca çözmeye çalışıyorum. İyi seyirler. Şimdi tamam, her şey gayet iyi hoş ama öncelikle seed'leri bulmam lazım. Bunun için öncelikle Google'a girip Minecraft Creepy Seed diye bir şey yazdım. İlk sitede şansımı denedim ama çok başarılı olmadı. Sonra başka bir sitede denedim. Burada birkaç bir şey görsem de beklediğim şey hala gelmemişti. Ve birkaç site daha test ettikten sonra bir site fark ettim. Yani burada birkaç tane bulsam da hala beklediğim şeyi tam olarak bulamamıştım. Ve son olarak bir site buldum. Bu site diğer çok daha farklıydı. Sadece seedler için bir siteydi. Ve burada birkaç tane farklı seed buldum. O zaman hadi bunları deneyelim. Oğlum çok mu yapma oldu ya? Şimdi ilk deneyeceğimiz şey volkanik portal. Hadi bakalım hayırlı zeng. Oo bir dakika, fantastik bir yerdeyiz. Ama nasıl bir yerdeyiz? Oğlum bu ne lan? Oh my god, volkanik portal dedi. Bu ne, biz şu an dağın içine mi? Oğlum bu niye böyle? Ortama bakın arkadaşlar. Bak bak bak. Daha önce böyle bir şey gördünüz mü? Ciddiyetle söyleyeyim buna. Bu ne? Ya bunun şimdi mesela şifresi, yemin ederim Sümela'nın şifresi gibi. Yani bu nasıl ortaya çıkmış? Nasıl yapılmış? Hiçbir fikrim yok. İçinde ne var acaba, ona da bakalım. İçinde de hiçbir şey yokmuş bu arada. Evet, ilk seedimiz bu şekilde. Yani oğlum bu ne lan? Ortama bak. Ya volkanik portal dedi, işte böyle volkanik bir alanda olduğu için volkanik portal diye olabilir. Bence gayet mantıklı yani. Peki ya bir insan beyninin %100'ünü kullanırsa ne olur? Kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Volkanik portal diye olabilir. Bu arada arkadaşlar yorumlara kesinlikle en beğendiği CD yazmayı unutmayın. Çünkü ben söyleyeceğim ve yorumlara size hepsine kalp atacağım. Biliyiniz zaten, atayım zaten. Tamam, diğerine geçelim. Zınk. Evet geldim, ikinci seed. Şimdi burada ne varmış? Burada hiçbir şey yok. Fakat ne diye? Nether'ın ele geçirdiği köy. Şuraya TP atarsak zing ve böyle bir yerdeyiz. Evet, neredeyiz şu an? Uy oğlum bu ne lan? Zombi köyü gibi. Bu ne böyle? Ama Nether'la ne alakası var bu köy? Onu bir anlayamadım sanki ama. Bu açıkçası ne kadar güzel gözükse de bu benim pek ilgimi çekmedi. Yalan yok. Ama büyük ve hani kaçırılmış bir köy gibi düşünebilirsiniz. Bunu geçtim. Buna 10 üzerinden 4 vereyim. Ayıp olmaz. Ve evet, sıradaki köyümüz. Köyümüz diyeyim, seed'imiz lan. Köy ne alaka? Bazen bilmiyorum ne bu sırada. Şimdi burası nasılmış, dur bakayım. Saklı adaymış arkadaşlar buranın ismi ve oğlum bir dakika, sen ciddi misin? Burası bu kadarmış ve burada temple var. Sen şaka yapayım, burada gizemli bir şey olabilir mi? Hemen gazmaya başlıyorum. Bir gaza geldim de, aha bir şey varmış. Yani çok da bir şey yokmuş. Peki şöyle altlara doğru biraz bakınsak, altlarında da hiçbir şey yok ama burası arkadaşlar evet. Yani gizli, böyle biri sanki burayı böyle bulmuş ve bırakmış. Yani çok ilginç. Çok güzel gözüküyor görsel olarak, tam bir şölen. İşte bu ne, bambu mu? Aynen bambu. Bambu ve böyle ağaçlarla içe geçmiş ama hani böyle saklanmış, gizemli bir şey havası var. Sanki böyle kara korsanlara gelmiş, basmış burayı, sonra geri gitmiş. Yalnız buraya şey sarı steak koysan satılır ya bak. He. Karayip korsanlara ayak basmış diye satacak. Bence çok mantıklı. 300-500 bin fazlaya gider. Neyse tamam, konu bu değil. 10 üzerinden 7.5 vereyim. Çünkü gizemli bir havası var. Beğendim. Şu anki seedimiz böyle ejderha adası diye bir şey. Yani ne olduğunu anlamadım ben pek ama. Dur bir bekle, yukarıdan bakılması gerekiymiş. Arkadaşlar bu baya baya bir ejderhaymış şu an, farkında mısınız? Bak kanatları var. Şurası ve şurası kanatları, şurası kafası. Oğlum bu ne lan? Harika bir şey bu. Adeta sanki sanatsal, fantastik fantastik baya iyi yapmışlar. Baksana bak, ejderhanın boynuzu bile var oğlum. Bu çok iyi. Tamam, 10 üzerinden 25. Hakikaten 10 üzerinden 25. Yani bunu da beğenmeyen varsa ne bileyim ya. Videoyu izlemesi kabayın. Şaka yap, şaka. Devam edelim. Zeng. Evet, buranın olayı da yüksek bir ada olmasıymış. Bu arada arkadaşlar şey de belirteyim tekrardan. Yani bu Minecraft'ın kendi doğal oluşan yapıları. Yani bunu böyle birisi yapmamış, ellememiş yani. En azından ejderha dışında. Sadece ejderhada minik bir oynama olabilir. Çok davalından minik. Yani bu da gördüğünüz gibi doğal oluşan bir yapı. Yani bayağı güzel duruyor. Yüksek ada ismi. Aa ve burada şey var. Bakın şimdi arkadaşlar, size hemen senaryoyu kurayım. Şimdi korsanlar buradan geliyor arkadaşlar. Neyse. Burada düşüyorlar. Tamam. Burada gemi batıyor. Gemi su almaya başlıyor. Kaptan imdat, yardım et falan. Orada bir karışıklık oluyor. Sonra diyorlar ki burada yakın bir yere gitmemiz lazım. Bu adayı görüyorlar. Ondan sonra korsanlar buradan çıkıyor. Buraya gelirler, sonra burada kayboluyorlar hepsi. Ya yani biraz dramatik yapmış olabilirim hikayeyi ama muhtemelen böyledir. Adım kadar eminim. Ya burası da böyle fantastik bir yapı olduğu için ve belki buranın içinde bir şey vardır. Bakalım, belki bir şey vardır dediğim gibi. Yani burada çok bir şey var gibi gözükmüyor ama fantastik bir yapı olduğu için ben buna 10 üzerinden 6.5'tan 7 veriyorum. Tamam, 7 okey, 7 okey. Şimdi sıradakine geçeyim. Gözünüz önünde tıklayayım da sonra sıkıntı olmasın. Şimdi evet geldik. Arkadaşlar bu gördüğünüz yerde hiçbir şey gözükmüyor değil mi şu an? Bakın uzaklaşmayacağım. Uzakta da bir şey yok. Çünkü bu seed'in amacı şuymuş. Burada sınırsız antik kent var. Şimdi örneğin arkadaşlar şöyle şuraya bir gidelim. Bakın şimdi. Oğlum burada ne yamukluk var ya? He şöyle.
Zeng. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir antik kent var. Bakın görünüz. Direkt antik kent. Ve şu an ekrana bir şey çıkmış olması lazım. Bu civarda sınırsız antik kent var. Evet. Yani yanlış duymadınız. Cidden sınır sayamamışlar. Ben de sayma gereği duymadım. Çünkü nereye dümdüz giderseniz bile antik kent çıkabiliyor. Bakın şimdi. Bakın dümdüz gideyim. Tamam bak şimdi. Bak şimdi dümdüz gideceğim. Bak dümdüz giderken bile antik kent. Bak şimdi. Bak zaten etrafı görüyorsunuz. Etrafta hep böyle. Aa bakın. Bakın. Anda görmüş olduğunuz gibi mesela. Hani birbirlerine de çok yakın bu arada. Çok uzak değiller. Nereye giderseniz bir antik kent bulabiliyorsunuz. Öyle bir olay var. Ve bu bence çok eğlenceli. Yani en azından düşseniz hani gittiğiniz her yerde bir şehir bulun yani. Bence güzel bir olay. O yüzden 10 üzerinde 8 vereceğim çünkü ilginç. Yani bitmiyor. Nasıl bir biyom buldularsa artık, nasıl bir seed buldularsa bitmiyor yani. Devam edelim. Evet yükleniyor. Arkadaşlar şöyle, burada da ormanın ortasında bir çöl olması lazımmış. Yani ormanın ortasında bir çöl diye geçiyor. Öyle bir ismi var. İlginç. Evet şimdi ormanın ortasındaki çöl burası herhalde. Çünkü yukarı çıkınca etrafının komple orman olması lazım. Evet. Ya mesela bu yapılar nasıl oluşuyor ya? Acaba Minecraft'tan hani Minecraft dünyadan bir örnek mi alıyor acaba? Hani nasıl yaptığını vallahi çok merak edeyim. Ne mi? Mesela dünyada böyle bir yer var mı? Çok merak ettim şu an. Psikolojik olarak merak ettim yani. Hiçbir sebebi yok. Gördüğünüz gibi bu da böyle. Yani ormanın içinde çöl var abi. İnanılmaz. Buna 10 üzerinden 9 vereceğim bu arada. Benim çok hoşuma gidiyor böyle yapılar ya. Bayılayım yani. Çok sanatsal duruyor. Yemin ederim. This is perfect. Ben en çok şu anlık burayla bir yeri beğendim. Onu siz görmüşsünüzdür zaten. Unuttum da. 10 verdiğim. He o ejderha olanı. Oralar çok iyiydi. Devam edelim. Evet şimdi yeni seedimize geldik arkadaşlar. Şimdi buradan TP 245 177 295 yazdığımız anda tek köylü bir köye, tek evli bir köye gitmemiz lazım. Evet ve evet. Oğlum bir tane ev var. Neden 3 tane köylü var? Düşündüğüm şey olmasın ne olur. Şşş, dayı hayırdır dayı. Dayı hayırdır lan. Bir dakika, bir tane ev var ve burası bir köy arkadaşlar. Evet. Bir şey merak ettim. Ve locate village yazınca sizi buraya atıyor. Yani burası bir köy. Burası nasıl bir köy olabilir? Bana bunu bir açıklaması lazım şu an. Vallahi bir tane. Ben buraya garipliğinden ötürü 10 üzerinden 10 vermek isteyeyim. Yemin ederim yani inanılmaz. Bu hakikaten 10 üzerinden 10'luk. Ya buranın amacı ne? Olayın hiçbir fikrim yok. Bilen varsa da yorumlarda kesinlikle belirsin yani. Ve bu malikanede de Nether portalı olması gerekiymiş. Bakayım şurada. Evet. Var ve bir dakika. Normal bir Nether portalı değil arkadaşlar bu. Devasa bir Nether portalı. Oğlum çok ilginç lan. İskeletler falan var. Burada ne? Anlaşma mı imzalıyız beyler? Ayaküstü çakallık yapma bak. Yani buraya ben 10 üzerinden 9 vereyim. Bir abi yüksek vereyim ama bu hakikaten ilginç. Baksana devasa yani. Burası da çok iyiymiş lan. Yani sanki böyle malikanede bir sıkıntı çıkmış. Bir problem yaşanmış. Anladın mı? Hani Nether'dan böyle misafir gelecekmiş. Sonradan direkten dönmüş gibi bir hava var. İlginç. İlginç. Baya fantastik. Beğendim. Ve bu seed'de de yaklaşık 70 tane tapınak varmış arkadaşlar. Evet. Yanlış duymadınız. Tam tamına 70 tane. Bir değil, iki değil, üç hiç değil. Dörtlü söylersem bal reklamına doğru gidik buradan. Hakikaten videoyu bırakıp bir anda bal reklamı. Yani şu an ekranda çıkmıştır zaten. Çok fazlasıyla var. Mesela hemen deneyelim. Locate, Desert Pyramid. Yani piramit işte. Aa bakın direkt 280 blok mesafede bir tane var. Yani buradan böyle dümdüz çaprazlama falan gitmeye başladığın zaman bundan çok fazla var. Ya ben tapınak demişim. Tapınak. Buna tapınak değil işte ya. Anlayın. Şuradan 70 tane var yani. Şu an ekranda çıkmıştır zaten. Bakabilirsiniz. Yani bu da ilginçmiş baya. 10 üzerinden 7 diyebilirim. Çok önemli değil. Yani buraya girerken hiç böyle bir ortam beklemedim ama bir ilginçlik var burada. Görmüş olduğunuz gibi köyün yarısı çöl, yarısı burada. Bu niye böyle? Oğlum bir dakika. Köy nereden başlıyor ya? Bak çölden başlıyoruz. Burası savanna herhalde. Yok savanna mıydı? İsimleri unutayım. Kusura bakmayın da. Oğlum köy çölde başlamış ama devamı başka yerde. Evet. Yani çok ilginç. Burada da bir tane şey var. Hani bu ne alaka abi? Çok inanılmaz bir köy. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bu da böyle. Farklı olduğu için 7 ama tam 7 ideal bence buraya ya. Arkadaşlar burası da son seedimiz. Burası da sınırsız mineshift'ti. Yani teknik olarak şöyle yapıp aşağı indiğimiz zaman ve evet bu. Sınırsız mineshift. Gördüğünüz gibi yani dümdüz te buraya kadar gidiyor. Ömrümde gördüğüm en büyük mineshift ve bu nasıl oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bu nasıl Minecraft'ın kendi özelliği olabilir? Sanki modla yapmışlar gibi. Bak gittikçe gidiyor bak. Nereye kadar gidik abi? Bu ne böyle? Oğlum baksana bitmiş. Sınırsız mineshift. Yalnız burada ne gasılır bileyim mi sen? Burada ne gasıl olursun yani. Baksana bak bir de öteki tarafa doğru gideyim arkadaşlar. Daha hızlı bir şekilde. Hızlandırdım şu an. Ara gaz vere vere bak duyayım bak. Yani bu da bu şekilde arkadaşlar. Evet bitmiyor. Sınırsız mineshift. Hala da gidiyor yani. Ucu bucağı yok. Burası niye böyle? Burası bir hani acaba yanlış bir şey mi yapmışlar burada? Bir hata mı var? Hiçbir fikrim yok ama burası sınırsız mineshift. Yani olur da denk gelirseniz ki denk gelme ihtimaliniz çok düşük. Yani yaklaşık %0.00001 gibi bir ihtimaliniz var. Yani çok düşük. Hani hem farklı bir sürümde hem farklı bir yerde hem farklı bir seed'de falan imkansız diyebiliriz.
Oğlum bir dakika, direkt doğduğum gibi buraya attı lan. Bak böyle şey normalde çok fazla yaşamayayım. Bundan bir gıllandı. Bir dakika, buranın özelliği bir... Oğlum bu nasıl olabilir lan? Cadı köyüymüş bu. Bir dakika, bu nasıl olabilir böyle bir şey? Galiba bak şurada bir tane cadı var, tamam mı? Şurada. Şurada cadı var, onu indirin. Tenada yakalayın. Tamam, benden duymadım. Yürü git lan. Tamam. Oğlum bir dakika, cadıyla bunların hiç olmaz da ben 10 üzerinden 9 vereyim. Yani dostumun dostu, düşmanımın tostu, düşmanımın düşmanı benim. O lafı unuttum işte, siz daha iyi bilirsiniz. Neyse, 10 üzerinden 9 diyelim, devam edelim. Zang. Şimdi bir yerde doğduk ama burası neymiş? Burada bir tane şey var, batmış gemi. Oğlum yalnız ağaç. Bak bunun adı, yemin edeyim şu an aklıma geldi. Belki inanmazsınız ama vallahi şu an. Oğlum çok üzücü lan. Aç. Merak etme. Ben senin dostunum bundan sonra. Dostumun tostu, düşmanımın tostudur. Neyse lafı öyle hatırlamayın. Ben burada. Çok yalnızım. Artık değilsin aç. Merak etme. Çünkü yanında... Professional, professional. Yakışıklı mı yakışıklı? Yansın mı yansın bir kurbağa. Sana 10 vereyim lan. Adamsın lan. Hadi diğerine geçelim. Arkadaşlar beni şurada bir yerde hani çıkarttı piyasaya da şeyi anlayamadım. Burada mini mushroom biyom olması lazımmış ve evet. Oğlum bu çok küçük lan. Bu niye bu kadar küçük? Bu niye bu kadar minnak? Bu niye böyle oğlum? Üzüldüm lan. Terk edilmiş bir mushroom biyomu gibi. Mesela düşünsenize şimdi arkadaşlarınızla oynayınız oyun, tamam mı? Buraya geldiyiz ve hani mushroom buldum diye sevinirken koşarken bir anda evet mushroom biyomu bitti. Yani psikolojik olarak hakikaten kötü etkilediğini düşüneyim. Bir doktor bir gruba olarak. 10 üzerinden 7. Evet, şimdi dördüncüsüyle karşınızdayım. Dördüncü seatlen artık ne derseniz. Karşımızda böyle bir yapı var. Bunun ne olduğunu ben de bilmeyeyim. Oğlum bir dakika. Bu gerçek mi lan? Kuru kafaya oğlum bu. Yani evet arkadaşlar, bu da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde demek isterdim. Lakin bu sahte. Anlayanlar helal olsun, anlamayanlar da artık gittikçe öğrenirler. Tecrübe olsun. Bir Minecraft'ın bu kadar kusursuz olması imkansız arkadaşlar. Ama yine de 14. Zeng. Şimdi bu yeni bir sürüm arkadaşlar, 1.20. Hani henüz daha tam olarak piyasaya çıkmadı. Ama ve lakin tabii ki snapshot sürümleri çıktı. Şimdi burada da arkadaşlar kafatası dağı olması lazım. Anında şurası herhalde. Daha deminki kafatasından sonra, kuru kafadan sonra en azından. Ha bu gerçek bir kafatası ama tam bir, yani nasıl diyeyim. Tabii ki bu gerçek fakat... Suramda bir şey kalmış. Bir yamukluk var yani, o kadar kusursuz tabii ki kafatası Minecraft'ta olması imkansız ama. Bence bu hani bayağı büyüleyici bir yapı. Benim şahsi görüşüm. O yüzden ben buna 10 üzerinden 10 vereceğim çünkü... Ne bileyim, hakikaten Minecraft'ta olması imkansıza yakın yani, şöyle rastgele milyonda bir, milyarda birlik oluşum yani hakikaten. Ki kuru kafaya benziyor görmüş olduğunuz gibi. Diğerine nazaran çok iyi değil ama bu orijinal. Öteki yapılma, elle yapılma map'ti. Bu denk geldi yani konuda. Bu arada arkadaşlar en beğendiğiniz CD yapıyı kesinlikle yorum olarak yazmayı unutmayın. Devam edelim. Burası ise kiraz köyü, aynen de öyle gördüğünüz gibi burası evet komple kiraz köyü yani. Oğlum çok güzel bu arada, bu 1.20'de yeni geldi herhalde bu aç arkadaşlar. 1.19'da ben görmedim, olabilir, bilmiyor olabilirim. Millet 1.20'ye geçti, ben hala 1.16.5'te oynayayım genellikle Minecraft'ta, o yüzden kusura bakmayın. Ya burası görsel olarak tabii ki harika zaten. Şurada garlar olsun, burada hani bakın kiraz yaprakları olsun, şey olsun, bayağı güzel, hoş duruyor. O yüzden sırf hoş durduğu için 10 üzerinden 8.5 vereceğim ve denk gelmesi zor bir ihtimal diye bileyim. Öyle değil mi Rıfkı? Öyle abi. Aferin Rıfkı. Güzel. Bir köy var. Nerede? Uzaklarda. Ama nerede? Öyle bir şarkı. Öyle şarkı öyle değildi de. Uzaklarda bir köy var. Arka sokaklarda diyesim geliyor. Ne alaka ben? Bir de ilkokulda şarkı öğrettiler ya, onu unuttum da ben, yorumlara şey edersiniz. Şimdi konumuza dönelim. Buradaysa mineshaft'ta açılan dev bir mağara olması gerekiymiş. Bulacağız. Şimdi sanki şurada bir mineshaft var. Aynen öyle. Şimdi buradan bir yerden böyle mineshaft'te bir mağara açılıymış. Devasa bir mağara. Ama nereden işte? Aa burası. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burası dev mağara. Bakın hemen göstereyim size. Buradan geliniz böyle, tamam mı? Böyle bir yer buldunuz. Dediniz ki aa işte burada ne güzel speedrun yaparım. Zınk giriniz buraya. Tatlılar artıyı bir mineshaft bulduğunu hissettin. Sonra zınk buraya geldin. Bir spawner buldun. Hop bunu gördün, aldın tecrübeyi falan. Tam 400'e gelirken gül batır geliyor. Şalpatır geliyor. Neyse yani burası da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Nefesim kilitledi bu. Yani burayı da göreyiniz. Burası bir mineshaft. Devasa bir mağara açılıyor direkt. Yani burayı ilginçinden ötürü 10 üzerinden 7 diyeceğim ya.
Yalnız burası cidden çok iyi gözüküyor lan. Hakikaten harika gözüküyor. Burası da arkadaşlar dünyanın merkezine inebileceğiniz, yani hemen hemen merkezine inebileceğiniz, merkeze çok yaklaşabileceğiniz bir çukur. Ya şöyle dünyanın merkezinden kastım şey arkadaşlar, bedrock'tan bahsedeyim. En dipteki. En dipteki bedrock'a hani buradan hiç gazı yapmadan inebilirsiniz. İşte buradan mesela şimdi dümdüz indiyiz, tamam mı? Bak size göstereyim mantığı. Oradan oraya, buradan şuraya falan derken bir anda gidiyoruz. Bak buradan nereden de aynen buradan iniyoruz. Ondan sonra buradan iniyoruz. Sonra buranın aşağısı var falan filan. Yani gazı yapmadan bayağı bir dibe doğru yaklaşabiliriz. Bu da böyle bir şey. Ben bayağı beğendim ama biraz tabii ki zorlu gözüküyor. Bunlardan dolayı. Tabii bize etki etmez, sizin için dedim yani. 10 üzerinden 8.5. Geç. Buradaysa ormanın ortasında bir çöl var. Orada bir köy var uzakta. Şarkıyı hatırladım. Vallahi şarkı. Tamam neyse, kodumuz bu değil. Burada da ormanın ortasında bir de çöl var. Yani çok alakasız. Ben bunu sanki önceden gördüm veya buna benzer bir biyom görmüş olabilirim. Bir seed görmüş olabilirim. Kusura bakmayın. Çok tatlı duruyor, 10 üzerinden 10. Direkt 10 yani. Bitti gitti. Etrafı komple gördüğünüz gibi orman yani. Doğanın adeta harikası diyebiliriz. Dev Mushroom biyomuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bakın size hemen bir senaryo kurayım. Şurada tekneyle geliniz, tamam mı? Arkadaşınız da peşinizde. Geliyor bak, ilk kişi geldiniz. Siz indiniz, atladınız buraya. O da peşinizden takip ediyor. Buradan gittiniz gittiniz gittiniz. Mushroom biyomu yani, dediniz ki burada hemen iki tane inek şamarladınız. Şurada bir yerde, aynen şurada şamarlayın. Şamarladınız, sonra dediniz ki benim buradan çıkmam lazım. Bu böyle olmayacak deyip devam ettiniz. Gidiyiniz 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 gidiyiniz. Gidiyiniz çıkamadınız. Allah Allah, gidiyiz gidiyiz. Hızlandınız artık, çok sinirlendiniz. Gidiyiniz gidiyiz, hala gidiyiniz. Bak sabaha kadar yoldasınız. Yani sonuç olarak buradan çıkamayınız. Evet. Ya bunda sıkıntısı bu arkadaşlar. Yani gidiyiniz sabaha kadar gidebilirsiniz. Ama bence çok iyi. Şöyle troll olarak falan kullanırsa muhteşem bir yer. Yani arkadaşınız da şuraya geldi. Spectate'e geçtiniz. Tamam, daha bulma imkanı yok. Bir daha görme imkanı yok. Gerçi Spectate'e nerede geçerseniz geçin bulamaz bence. Neyse konu bu değil. 10 üzerinden 10. Öncelikle gördüğünüz gibi böyle bir koordinatta başladık. Fakat bu koordinatta bu sefer farklı bir şey var. Geçen bölümde hiç yapmadığım için bu sefer Nether'daki fantastik koordinatlara da gideceğim. Zınk, böyle bir gittik. Şimdi arkadaşlar burada TP 390 vesaire fark etmez. Böyle yaparsanız inanılmaz bir Nether galesiyle karşılaşacaksınız ve evet. Oğlum gas ile. Tamam şu an gas mı? Oğlum bu ne lan? Devasa Nether galesi arkadaşlar. Bu biyomun da özelliği buymuş. Ya ben çok beğenmedim açıkçası bana sorarsanız. Ama fantastik yani, 10 üzerinden bir 6-6.5'u var diye. Tamam, devam edelim. Ve evet, diğer koordinatta da böyle bir şeyimiz var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mansion içinde köy. Yani düşünsenize, düşmanlar nasıl böyle karşılıklı çay içiyiz, anladın mı? Bak şuraya gittin, tamam mı? Şuraya bakarken bir bakayım, burada bir tane düşman var. Sen de buradasın ama çay içiyiz mesela. Gayet fantastik bir ortam. Modern solaşır falan. Ama benim çok hoşuma gitti. Yani normal şartlarda böyle bir şey mümkün değil. E çünkü mansion yani. Hani savaşmaları lazım bunların. Bunların bunu kovalaması lazım. Yani mesela şuradan hayal edin şimdi. Buradan villagerlar çıkıyor. Sık 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 sık. Buraya geliyorlar. Sonra şuradaki köylüyü görüyoruz. Bir anda villagerlar oraya saldırmaya başlıyor. Patır kütür patır kütür. Ses efektlerini ben yapayım bu arada. Onu da belirteyim. Orada çıkan savaştan sonra işte bu villagerlar mıdır nedir? Ben isimleri bilmiyim. İşte bu çakallar bunları şamarlıyor ve bu köyün sahibi oluyor. Yani normalde böyle olması lazım ama burada öyle değil. Ben buranın garip yine şöyle bir 10 üzerinden 8.5 veririm. Veririm çünkü hakikaten çok garip. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun oğlum? Geldim hemen, kaçmayın bak. Çakallara bak. Evet, bu da diğer bir seedimiz. Şöyle ki buradaki amaç da arkadaşlar 5 biyom tek seedde. Yani nasıl oluyor? Bakın şimdi 1, 2, şura 3, bura 4. Oğlum 5. nerede? Bir dakika. Şurada 5 herhalde ya. Aa yok lan şurada. Aynen bu da 5. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aynen çakları arttırınca daha çok belli oluyor. Yani 5 biyom tek yerde. Yani hakikaten sanat eseri gibi. Bakın şöyle yukarıdan göstereyim. Oğlum çok iyi gözüküyor lan yalnız. Yemin edeyim bak. Aa solda da buzlar mı var lan? Yok tamam, yokmuş. Bir an heyecanlandım, bileyim panik oldu. Yani buraya sırf görselinden dolayı arkadaşlar valla 10 üzerinden bir 8'i var. Çünkü burası hakikaten hani bulması imkansız bir biyom olabilir yani. Ciddi manada hani milyarda bir falan bulabilirsiniz burayı. O da bana denk geldi falan demişim. Tabii ki internetten araştırarak çaldım. Biz 10 üzerinden 8. Bu arada en beğendiğiniz CD kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Devam edelim. Zeng. Sıradaki seedimiz en garip köy. Evet, bunun da ismini ben koydum. Şimdik burada doğduk. Slash TP 990. O ortadaki yalandan yazayım zaten. Eksi 750. Zınk diye buraya gittiğiniz zaman burada çok garip bir köy göreceksiniz. Evet. Bu nasıl bir köy oğlum? Oğlum bu ne lan? Ya biraz şoka uğradım diyebiliriz. Bunu ben de beklemiyordum. Bu ömrümde gördüğüm en garip köy olabilir. Çünkü bu bir köy değil gibi ve köy gibi. Yani Rıfkı. Mesela buraya şimdi Rıfkacığım. Bir suratıma bakar mısın? Bırnağın yedi. Şimdi Rıfkı buraya saldırtıyorsun. Sen ne yapayım? Hiçbir şey abi. Oğlum hiçbir şey de yapamadan göre çok alakası şu an bu arada. Yani inanılmaz bir olay. Mesela şuradan zombiler bassa bu Rıfkı hiçbir işlevi yok. Yani evet.
Yani buraya sırf garibinden dolayı ben 10 üzerinden 9 vereyim çünkü hiç böyle bir köy görmedim. Yani direkt böyle dağ bölünmüş. Aa bak mesela burada çıkmış. Yemin ederim çıkmış bak şimdi. Mesela burada bir tane köylü var. Şimdi beyler gelin. Bak şimdi. Bak. Aa iskelet gördü. Güneş var diye çıkamıyor herhalde. Yo çıkabiliyor. Çıkama lan. Aha. Bak mesela burada dövüyor. Rıfkı hiçbir şey yapamıyor şu an. Evet bu çok alakasızmış. Buna yorum yapmayayım çok fazla. 10 üzerinden 9. Geç. Şimdi diğer bir seedimizle karşınızdayız. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Mesela burada da oyunuz. Burada tek yapmanız gereken şöyle yukarı doğru hızlı bir şekilde şöyle yapayım. Hızlı bir şekilde çıkmak. Çıkarsanız. Ooo! Bu gerçek miymiş? Oğlum bu ne lan? Bayıldım. 10 üzerinden 25, 35, 45. Bu şey Punisher diye bir tane film mi dizi mi öyle bir şey vardı. Onun şeysi. Çok iyi lan. Nasıl becermişler bunu? Demek isterdim fakat bu özel yapım bir harita maalesef. Ama yine de 10 üzerinden 25 yani fikrim çok değişmedi. Şimdi burada doğduk. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada şu kısma TP atmamız gerekiyor. TP 100. O yüzden -1830. Zenk yapıştıralım. Şimdi burada arkadaşlar bir iglonun içinde end portalı varmış. Yani direkt stronghold'a iniyor. 5 minutes later. Arkadaşlar koordinatı yanlış yazmışım. Burasıymış. -1200'e -1300 işte öyle bir şey. Buradan burada bir tane iglomuz var tamam mı? Burada igloya gelip böyle içine girdiyiz. Tamam mı iglon? Ben niye yukarıdan girdim? Neyse beni Noel Baba gibi şey yapın anladın mı? Neyse. Buradan mesela geldiyiz buraya. Allah Allah derken şöyle bir dediyiz ki halları bir gireyim. Ne olabilir falan filan. Böyle halları gördünüz. Aa bir tuzak kapısı. Zıng ettirdiniz. Aşağı bildiğiniz o da ne? Bu bir kuş. Hayır bir uçak falan. Yok bu Superman'in şeydi. Stronghold. Böyle geliniz ve evet direkt tek blok kırarak Stronghold'a ulaşıyorsunuz. Böyle bir yer. Yani bu nasıl bir seed çok şaşırdım ben. Çünkü böyle bir şeyin olması imkansıza yakın. Yani hem çok şans isteği hani hem milyarda birlik böyle çok inanılmaz şans olması lazım yani. Böyle bir igloya denk gelmek için. Ben o yüzden bunu onun üzerinden 10 vereceğim. Çünkü çok zor. Ve mesela düşünsenize bir igloya girdiniz ve evet Stronghold burada. Yani bayağı iyi o yüzden 10 üzerinden 10 vereceğim. Devam edelim. Zeng. Bu koordinattaysa şöyle bir şey var arkadaşlar. Buradan slash tp'yi koyduğunuz anda gel oğlum. Burada yüzen adaları göreceksiniz ve evet gördüğünüz gibi yüzen adalar. Yani uçuyor bunlar ilginç bir şekilde. Aa böyle işte. Sonra burada var. Sonra şu var. Bu niye böyle? Bu özgürlük savaşçısı bak göreyim mi? Bu burada tek başına çırpınıyor. Ondan sonra burada böyle bir şey var. Sanki böyle hani şey bulutların üstündeki bir yere doğru gidiyor. Böyle ilginç bir ortam. Bulutları kapattım bu arada. Çirkin gözükmesin diye. Sizin için. Yani bu da bu şekilde. Buna 10 üzerinden 8 vereceğim. Sırf absürtlüğünden dolayı. Çünkü hani bu bloklar birbirine değmeden havada kalabiliyor. Adeta doğanın bir sanatsal eseri gibi. Daha fakat da şey yapma gerek 10 üzerinden 8 işte. Arkadaşlar burada da donut adamız var. Donut adasını biliniz bilmiyorum. Ya donut deyince işte bu Amerikan filmlerinde şeyler var ya. Böyle işte polisler abire böyle yuvarlak bir tane çörek mi? Ne bileyim tatlı poğaça gibi bir şey. Ya poğaçanın ortasında değil o donut oluyor işte. Burada da onu görüyorsunuz. Yani böyle bir donut havası var burada. Hani böyle ortası açık. Böyle duruyor. Zaten şeyde görürsünüz. Araya bir tane şu an harita vardır ekranda. Yani o şekilde duruyor ve hoş duruyor. Haritada gayet güzel duruyor yani. Bu da böyle ilginç bir şey. Benim hoşuma gitti. Bu arada donuttan çok böyle sanki vahşi bir yaratığın ayak izine de benziyor. İlginç. 10 üzerinden 7.5 vereceğim. Çok kötü değil ama çok da iyi değil. 7.5 gayet ideal. Şimdi diğer bir seedimizdeyiz. Bunun ismi de açık stronghold. Yani nasıl diyeyim? Böyle açık kapalı yemek yersiniz ya. Bakın buradan gelip TP'yi koyduk mu? Açık stronghold. Evet girişi burada arkadaşlar. Görüyünüz. Burayı kırdığınız anda zaten şöyle göstereyim size. Direkt sanki özenle stronghold'u buraya yapmak için uğraşmışlar gibi bir havası var. Bakın buradan dümdüz girin. Kapıyı açayım. Aşağıdan gideyim böyle. Ben açık yerde bile stronghold'u bulamayan tek kurbağa olabilirim. Gerçi konuşan da tek kurbağayım ama konu bu değil. Anında stronghold'umuz burada. Bunu çok nadir yapan şey arkadaşlar girişinin açık olması. Yani hiç uğraşmayınız direkt pıt diye giriniz. Bu da böyle ilginç bir seed. Buna da 10 üzerinden 8 vereyim. Çok iyi değil ama kötü de değil. Açık olması absürt olduğu için 8. Şimdi arkadaşlar açıkçası bunu göstersem inanmazsınız diye direkt ekranda hani göstermeden inanmazsınız diye. Bunun olayı şu. Buraya Get Minecraft 2019 yazdığı zaman sizi böyle bir ölümcül lava havuzuna atıyor. Yani orada doğuyunuz. Şimdi yeni dünya oluşturuyor. Hiç katma atmayacağım. Özellikle böyle çakallık olmasın diye. Bak yüklendi. Şimdi girdik. Bak gördünüz mü tam önümde. Direkt önümde bak. Hiçbir şey yapmadım. Direkt önümde buraya geliniz ve evet. Direkt lava havuzu. Yani bunun olayı ne bilmeyeyim. Get Minecraft 2019. Yani neden böyle bir seed var ve neden lava havuzuna atıyor? Hiçbir fikrim yok. Acaba altında falan bir şeyler var mı? Yok hiçbir şey de yok. Yani gayet absürt. Hani şaşırtıcı. Böyle ölüm havuzuna atayım. Ben sadece seed'in şu olmasına şaşırdım. Yani sırf bunu yazıp neden lava havuzuna geleyim onu anlayamadım. Bilen varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmasın. Yani ben buna 10 üzerinden 9 vereceğim. Çünkü seed çok garip. Yani neden böyle bir şey var?
Ve evet arkadaşlar, bu da son seedimiz. Burada da şöyle bir olay var. Tek biyomda 4 köy olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilmeyeyim. Denizcik. Şimdi bu köye geldik. Bakın. Bakın şimdi bu birinci köy. Gördüğünüz gibi. Sonra burada ikinci köyümüz var. Bak oğlum, ilginççiye bak. Yani çok alakasız ve çok mantıksız. Hani şurada üçüncü köy. Şurada üçüncü köy var. Yani tam benim için yapılmış bu. Çünkü ben köy bulamayayım. Evet öyle bir alerji herhalde. Benim bir sıkıntı var. Köy bulamayayım yani. Çok sorgulama. Biraz daha arttıracağım çayınkları ve dördüncü köy de burada bir yerde olması lazım. Anında dördüncü köy de şurada. Yani yukarıdan şöyle gelip baktığın zaman hani tek biyomda 4 köy görebiliriz. Bu çok ilginç. Var ya, yemin edeyim 4 değil. 8 köy olsa ben yine kesin gelir. Şuradan yürüye yürüye geçip bulamam, biliyor musun? Hani bende öyle bir şans var yani. Neyse. Buna da 10 üzerinden ve 9.5 vereceğim. Ben buna bayıldım çünkü. Alten benim için yapmışım. Yani evet arkadaşlar, bugünlük seedlerimiz bu kadar da. İlginç ilginç cin cin seedlerimiz mevcut. Yani daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız kesinlikle like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay, öptüm mucuk, söyledi Allah'a emanet. Ben kaçarım.